Evet, değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere Marmaris Kent Konseyi'nde göreve geldiğimiz andan itibaren yaşadığımız kentin doğasına ve bu doğaya karşı yapılan saldırılara her zaman karşı duruyoruz ve karşı durmaya da devam edeceğiz. Baklabükü'nde gerçekleştirilen Milli Park'a yapılan saldırı da olsun, gerek Çamlı'daki JES projesine olsun ve bugün de basın açıklamasını yapacağımız şekilde Hisarönü köyüne uygulanmaya çalışan JES projelerine de karşı duruş sergiliyoruz. Bu arada Marmaris Kent Konseyi olarak Muğla Kent Konseyleri olarak bir araya geldiğimizde şu anda basına da düştü. Muçev'e bütün kıyıların verilmesiyle ilgili olarak bütün belediye başkanlarıyla tek tek görüşme sağlamıştık. Aslında bir eylem planlamıştık Akyaka'da. Bütün belediyeler başkanlarıyla görüşmüştük ve desteklerini de almıştık. Fakat ne yazık ki bu pandemi sebebiyle bu eylem gerçekleşmedi ve sonucunda da bu pandemiyi fırsata çevirdiler. İşte basına da düştü, ulusal basına da bütün kıyılar Muçev'e karşılıksız olarak veriliyor 10 yıllığına. Şimdi bugün burada toplanmamızın amacı da yine biz kentimize ve doğamıza sahip çıkıyoruz. Tabii bu ilde yaşayan herkesi de bekliyoruz. Yani partileri olsun, mekan sahipleri olsun, turizmciler olsun, herkesi de bu Marmaris'e sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hisarönü köyünde bir JES projesi düştü bakanlığın sayfasına. O konuyla ilgili araştırmalarımızı yaptık. Şimdi yürütme kurulumuzdan Pınar Hanım o konuyla ilgili olarak basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Buyurun. Dünya ağır bir sınavdan geçiyor. İnsanlık çevreye verdiği zararın sonuçları ile karşı karşıya. Pandemi sürecinde sevdiklerimizi, kendi hayatımızı, işimizi, aşımızı kaybetme kaygısı ortak durumumuz. Can derdindeyiz. 10 Ağustos 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuru sonucunda MAF Jeotermal AŞ'nin mal derdine düştüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bahsi geçen firmanın Muğla ili Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi mevkiinde 2020A007 ruhsat numaralı ve 3394811 erişim numaralı sahada sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama başvurusu yaptığını ve Muğla Valiliği'nin de ÇED sürecini başlattığını tespit ettik. Marmaris Kent Konseyi olarak bu projenin dosyaları üzerinde çalıştıktan sonra kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduk. Jeotermal sondaj yapılmak istenen alan onaylı çevre düzeni planlarında özel çevre koruma bölgesi ve aynı zamanda orman kanunu uyarınca orman alanı sayılan şöyle tanımlanıyor. Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen bölgelerdir. Orman alanı ise kozalak bile almanın yasak olduğu koruma bölgeleridir. Arama ruhsatıyla 127 hektarlık alanın 20 bin metrekarelik kısmında 2 adet 1480 metre derinlikte sondaj kuyusu açılarak projeye başlanacaktır. Proje dosyasına göre proje alanında ve çevresinde ulusal ya da uluslararası yasalarla ekolojik peyzaj, kültürel ya da diğer değerleri için özel koruma altına alınmış ve projeden etkilenebilecek alanlar bulunmamaktadır. Oysa ruhsat alanı içinde kalan bölge nesli tükenmekte olan Akdeniz kokları ve endemik bitkilerin yaşam alanıdır. MAP Jeotermal Enerji AŞ proje dosyasında 2011 IUCN Red List kategorilerinde yer alan nesli tehlikede hayvan ve bitki türlerinin sondaj bölgesinde yaşadığını ifade etmesine rağmen 1996 yılına ait kaynakları referans olarak gösterip bahsi geçen türlerin yok olma tehlikesi olmadığını iddia ederek bilgi karmaşasına yol açmakta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da yanıltmaya çalışmaktadır. Proje dosyasında bu alanın seçilmesi için bilimsel veri yoktur.
Bu projenin Hisarönü Körfezi'nde hayata geçmesi, bölgenin yıllardır özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle kazandığı doğal yapının korunması durumunu ortadan kaldırıp Körfez'in hayatını kaybetmesine mal olacaktır. Süreci Aydın ilinin değişen ikliminden, yok olan incirinden, kirlenen derelerinden biliyoruz. Marmaris Kent Konseyi olarak bölgemizin mavisini, yeşilini, börtüsünü, böceğini seviyoruz. Sahip olduğumuz kıymetli mirası koruyup, cömertçe ve yıllar boyunca tüm insanlıkla paylaşmak istiyoruz. Proje için çek süreci 10 Ağustos'ta başlamıştır. Marmaris Kent Konseyi olarak bölgemizde jeotermal sondaj yapılmasına, sondajı takiben jeotermal santral ve termal tesis açılmasına karşıyız. Başlatılan ÇED sürecinin bölgenin güncel ekolojik değerlerini göz önüne alan ciddi bir araştırma ve incelemeyi temel almasını talep ediyoruz. Turizmi ve doğal yapıyı bozacak oluşumlar için kamuoyu oluşturmaya, bilgilendirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çevreye verilen zararın bedelini pandemiyle tecrübe etmekteyiz. Evet, can derdindeyiz ve mal derdinde olanlara tahammülümüz yok.